Ulan şu benzini de aldım. Benzin döktükten sonra birazcık otobana çıkacağım. Günaydın arkadaşlar. Ben Murat Süpermen abi, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arabamla dolaşacağım. Gördüğünüz gibi siyah M5 yanımda. Yalnız bir dakika lan, yere döküldü. Ha şöyle dökelim arkadaşlar. Evet, arabamızı boyattık arkadaşlar. Böyle çok güzel bir şekilde siyah karamambaya dönüştü. O beyaz renk arabayı bozuyordu biraz. Siyah daha çok yakıştığını düşündüğüm için gittim siyaha boyattım arabayı. Bence böyle daha çok yakışmış değil mi arkadaşlar? Ve karbon fiber kaput ve tavan yaptırdım. Onlar efsane oldu. Araba daha da iyi oldu arkadaşlar. Yani şimdi göreceksiniz arabanın gücünü. Yani inanılmaz bir şeye dönüştü. Şimdi gideyim göstereyim size arkadaşlar. Bakın şimdi hazır mısınız? Şöyle. Hop hop. Allah 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 Allah. Bir dakika bir dakika. Lan ne oluyor? Lan araba iniyor. Lan araba iniyor. Arkadaşlar. Eyvah. Araba iniyor. Çabuk çabuk çabuk. Gör orada. Koş. Arkadaşlar. Eyvah. Ay. Arkadaşlar. Oha. Az kalsın araba iniyordu. Eyvah. Şuna bakar mısınız? Çok arkadaşlar. Vallahi bayağı iyi kurtardık he. Ooo tekerleğe bakın. Ya arkadaşlar tekerlek gitti ya. Neyse stepenek tekerleği takacağız artık. Yapacak bir şey yok ama. Çamurlu filan. Bayağı yamuldu arkadaşlar. Sıcağa dayanamadılar. Tabi fiber çamurluk olduğu için dayanamadılar normalde. Neyse. Güzel arkadaşlar. Az kalsın araba elimizden gidiyoruz. Hı. Az kalsın araba yanıyordu. Çok korktum ya arkadaşlar. Çok korktum. Allah dur. Tamam. Neyse şimdi arkadaşlar yola çıktık ya. Bir şey olmaz. Hadi bakalım. Hoppa şöyle. Plakamızı değiştirdik arkadaşlar. Murat yaptırdım plakayı. Araba benim oldu. Daha da belli oldu artık. Şöyle bir 300 görmemiz yok mu? Yok, göremiyormuşuz. Şöyle otobana çıkalım. Otobanda bir 350-400 yapalım arkadaşlar. Bu arada araba efsane oldu. Yani efsane oldu derken cidden efsane oldu. Arabanın motor güçlendirmelerini falan daha da abarttık. Araba şu anda Bugatti'ye geçebilecek durumda, yani öyle bir güce sahip. Böyle arabalardan dünyada da birkaç tane var yani, fazla yok. Ama bu araba nice oldu yani, cidden nice diyebiliriz. Şu anda otobana çıkacağım. Otobanda biraz sollama yapacağım. Sonra benim bu yaptırdığım bir tane restoran var arkadaşlar. Orada böyle bazı zengin kapılar geliyor. Evet burası arkadaşlar, işte burası. Burada birazcık bekleyelim bakalım. Ben de o arada şu arabanın arka tekerine bakayım. Başka nelere zarar gelmiş diye. O sırada birisi falan gelirse onunla da yarışırız illaki arkadaşlar. Allah! Lan ne yapıyor? Oh, ay arkadaşlar. Uf. Çok korktum ya. Ne yapıyor lan bu adam? Oo, kim ya? Arkadaşlar biri geldi. Direkt kafamdan göremiyorum. Kimden, motor mu? Motor sesi geliyor. Egzotundan motor sesi geliyor. Ne yapıyor kişi? Bu adam numara ne yapıyor? Buyurun beyefendi, ne olmuş? Niye bakmıştınız ki araba? Aa selam. Ben şu Kawasaki'nin sahibi Nuri. Bu senin arabanı görünce bir durup bakayım dedim. He anladım. Yani neden ki, niye bakmışsın? Hiç öylesine, az önce bir uçağa gidiyordun da ondan mı soruyorum? He evet evet. Yani Türk Hava Yolları'ndan izin aldığımız doldurdu. Kuredenin izin aldık. Yani kalkış yapabiliyoruz. Ha. Gel bir de bakalım benimle bir kalkış yap istersen. Senle mi? Yalnız şöyle bir şey var. Kazanırsam anahtarını alırım. Ha. Olur. Gel. Ben seninle bizi yarışalım. Sonra yokarız. Arkadaşlar motorla anahtarına kapışacağım. Şu an acayip heyecanlıyım. Hadi bakalım gidelim ve şu arabayı, şu motoru yenelim arkadaşlar. Şu arabanın gücünü gösterelim herkese. Yalnız şuna bakar mısınız ya? Nasıl güzel. Üf arkadaşlar. Bu araba niye bu kadar güzel? Niye bu kadar tatlı ya? Şuna bakın. Aa, önce de geldi. Hadi bakalım. Hangimiz geçecek sizce arkadaşlar? Ben geçerim. Ben geçerim arkadaşlar. Yani kim ya? Tokat. Allah. Aa. Eyvah. Araba. Eyvah arkadaşlar. Arabanın önüne ne oldu? Bir dakika. Gidiyor. Yeneceğim arkadaşlar. Yeneceğim. Ben bunu geçerim. Çok rahat geçerim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Bir dakika. Gaza basıyor. Ben bunu buradan böyle bir sollayarım. Sonra bu adios der geçelim. Bitti arkadaşlar. Bu yarış kolay olur benim için.
Baksanıza, daha hiç uğraşmadan yendim bunu. Arkadaşlar sinirlisinin geliyor arkadaş. Hadi bakalım ne olacak. Gel bir de gel bir daha yarışalım. Ters dönüşte ha, var mısın? Varım tabi yani, iyi olmayayım. Oha arkadaşlar, ne oluyor lan adama? O nasıl gidiyor şöyle? Lan bir dakika, oha bu kadar zıplıyordu az önce. Arkadaşlar yetişeceğim. Vallahi yetiştim. Geçiyorum arkadaşlar. Of. Hadi bakalım. Hadi. Arkadaşlar ucu ucuna gidiyoruz. Lan geçecek. Bakın arkadaşlar. Tamam, gaza aldım, nosu falan başladım. Geçtim en sonunda. Oh arkadaşlar. Oha duramadı. Eyvah duramadı. Bir dakika gelsin, son konuşalım ne yaptı. Nereye gittin lan? Arkadaşlar adam uçmuş. Of. Hadi bakalım arkadaşlar, arabayı şöyle çekelim. Biz şu motoru satın alalım. Veriyor musun motorunu? Tabii veriyorum. Bizim sözümüz sözdür. Nuri ne dediyse onu yapar. Anladın Nuri. Vallahi sen sözün neli birisin galiba Nuri. Geçen gün birisiyle yarıştım. Adam kaçtı. Zaten ben de arabasını çok beğenmemiştim, almadım ama senin motorun benim çok hoşuma gidiyor. Oha 700 mi yapıyor? Sen niye basmadın 700'de? Ya ciddi misin? Ayarını açmayı unutmuşum. Ben de diyorum bir şey mi var? Artık motor benim ki. Arkadaşlar yanlışlıkla 700 basan motoru yendim. Yuh. Acayip mutluyum. Bakar mısınız şuna? Ben bu motoru var ya 200 bin dolara satarım. Onunla kendime Bugatti Chiron alırım. Kendime Chiron yaptırırım arkadaşlar. Diğer ki bölümde o zaman ne olacağını tahmin edebiliyorsunuz da. Hadi bakalım gidelim ve şunu park edelim. Yalnız of motor nasıl gidiyor ya? Arkadaşlar motorun gidişine bakar mısınız? Anında 500 km saate çıkıyor. Şimdi bu uzun köprüde deneyeceğim kaçla gidebileceğini. Hadi bakalım abangaza. Oha 300'de kaldırıyor. Yuh, ben böyle motor görmedim. 400-500. Yuh lan bu nasıl motor lan böyle? Arkadaşlar ben böyle motor görmedim hayatımda. Şuna bakar mısınız? 700'e gidiyor. Fren nasıl? Oo, fren de çok iyi yalnız arkadaşlar. Fren de efsane. Durun şimdi şu adamla konuşalım. Nuri abim. Tamam sen bana numaranı ver. Müsait olduğum bir benim isteğin için yaptım. Tamam mı? Tamamdır abim. Evet. Çok güzel motor yapmışsın ama artık benim oldum. Tamam, ben senin iyi banına bu noter parasını atarım sadece. Geri kalan zaten sen şey yapıyorsun. Anladın mı abi? Evet. Görüşürüz abi, kendine iyi bak. Oo, görüşürüz kardeşim. Sen de kendine iyi bak. Ulan motorunu kaptırdık ya. Öf. Ya mis gibi motor yapmıştım. Ona da geldik bir verede kaptırdık. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Kawasaki Ninja'm var artık. ZX10R. Yalnız araba motor çok güzel değil mi ya? Ben bunu arabaya sığdırır mıyım? Tabii ki de sığdırırım arkadaşlar. Hadi bakalım eve doğru gidiş yapalım şöyle. Ben bu motoru buraya sığdırdım. Şimdi eve doğru gidiyorum. Kaskoyu öyle yatırdım ama yapacak bir şey yok artık arkadaşlar. Hadi bakalım. Uçak moduna tekrar geçelim. Bu da bizim araba arkadaşlar. 350-400 basıyor ama motor daha hızlı ama nasıl yenildi hala anlamış değilim arkadaşlar. Bir dakika bakalım. Pembe evin yanıydı. Aynen burası. Arkadaşlar şöyle çekelim. Tamamdır. Motoru da çıkarttığıma göre. Şöyle motorla bir tur atalım arkadaşlar. Hadi arkadaşlar şurada motorla bir tur atalım. Bakalım kaç görebileceğiz. Ben diyorum ki biz bu yolda 300'ü görüyoruz. Hı? Ne diyorsunuz? 300 rahat mı görülür? 400? 400 görebilir miyiz arkadaşlar? 400 görürüz bence. Hadi bakalım arkadaşlar. 3, 2, 1 başla. Hop. 3, 2, 1 başla. Arkadaşlar başladık. 100, 200, 300, 400, 500. Arkadaşlar 500. Şurada 500 yaptık ya. İnanır mısınız arkadaşlar? Oha. Yuh lan. Arkadaşlar çukura girdik. Ne oldu araba? Motora ne oldu? Arkadaşlar çukura girdik ve motor o yerden uçtu bildiğiniz. Uçtu. Ben bu motoru vermem aga. Bu motor bende kalmalı. Şuna bakar mısınız? 450, 500. Bu motor arkadaşlar. Yani hazine. Bu motor kimseye bilmez. Ben motora var ya herkes geçerim arkadaşlar. Neyse şuraya gelelim. Şöyle park edelim arabayı. Ve motoru. Bundan sonra arkadaşlar motoru hiç kimseye vermem.
bir tane iki tane canavarım oldu arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Bay bay.